Selam 70 günde telefon kapımızın geldik bugün tamı tamına 47 gününe ve hareket problemlerinin de üstünü çizmeye geldik arkadaşlar hareket problemleri de bugün bitiriyoruz ve 3 problem tipimiz türümüz kalıyor İşçi tablo grafik rutin olmayan artık fiilen hareket problemi ile beraber hareket problemlerini bitiriyor gibi bir şey oluyoruz. Çünkü işçi problemleri ve tablo grafik biraz böyle nevi şahsına münhasır. Yani aslında problemler bitiyor gibi bir şey. Hatta rutin olmayan problemler direkt problemlerden bile sayılmıyor bana göre. Bildiğin yani e, sayısal mantık gibi e, yani grafik okumada değil. Yani ne ne idüğü belirsiz yani rutin olmayan problemler böyle sayı problemleriyle temel kavramlar arasında gidip gelen bir şey yani. Bizim için önemli olan hareket problemlerini de fişinado testi ile beraber buraya kadar güzel bir şekilde gelmekte bundan sonra işçi çok kolay olacak Çünkü bugüne kadar kullandığımız şeyleri kullanacağız tablo grafik çok kolay olacak yüzdeyi kesiri sayıyı e, buralarda çok rahat bir şekilde güzel bir şekilde kullanıp anlayabileceğimiz formatta olacak rutin olmayan problemlerden zaten bahsetmiştim Peki 70 günde TYT matematik kampı video ders kitabımızdan nereyi yapıyoruz bakalım hemen sayfa 180 küsürleri bir açın. Çünkü 180'lere bir geldik arkadaşlar. Sayfa 178, 179 ve 180 ve 181. 179'dan, 100, pardon, pardon. 178'den 181'e kadar arkadaşlar güzel bir şekilde konuşacağız. Halledeceğiz, bitireceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? E tabii ki ödevimizi yapacağız. Hocam ödev var mı? Ödevin öde, olmadı 1-2 gün. 1-2 video dışında ödevin olmadığını sen biz de gördün mü hiç ya? Rüyanda görürsün sana tabii ki ödev vereceğim yine. Ne vereceğim? Yine 70 günde TYT Matematik Kampus Soru Bankamızdan hareket problemleri test 4 ve test 5'i ödev olarak vereceğim. Yani sayfa 234, 235, 236, 237 bir şey söyleyeyim mi? Yılan bak bir şey söyleyeyim mi? Yılan gibi sorular var. Hıs yani. Yılan gibi sorular var. Bu sorular can yakar. Bu soruları güzel bir şekilde halledeceksin. Yapamadıklarını bir daha deneyeceksin. Anlamadıklarını video çözümünden izleyeceksin. Ve bu mevzuyu kapatacaksın. Tamam mı canlarım? Şimdi ufacık bir kamp programımıza değineceğiz. Selamımızı vereceğiz. Alnından öpeceğiz. Ondan sonra da dersimize, soru çözümümüze başlayacağız. Gelsin deli dünya. Dün ne yaptık? Dün dün bana dünden haber ver. Bana dünden haber ver. Dünden, dünden. Dün ne yaptık? Hemen bakıyorum. Hareket problemleri 1 hareket problemleri 2. Çok keyifli 2 video yaptık bana göre. Ve bunların da 3 test ödevi vardı. Bu 3 test ödevi de hallettiğimizi düşünüyorum. Ve arkadaşlar hareket problemlerinin konu anlatım kısmı ile alakalı bir sorunumuz kalmadığını düşünüyorum. Şimdi Efficionado testi ile bunları güzelce e, pekiştirdikten sonra hareket probleminden inşallah gelecek soruyu sektirmeden yapacağız ve e, geldiği yere geri zımbalayacağız göndereceğiz. Şimdi artık Artık geldi o zaman geldi hareket problemleri efişinado testimiz muhteşem soru çözümümüz başlıyor. Evet birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar soru 1 ne diyor bakalım soru 1 bize haydi bakalım batı kent kızılay yukarıda e, Ankara batı kent kızılay arası metro güzergahındaki duraklar gösterilmiştir diyor tamam problem yok. E, diyor ki metroların çalışma saatleri yukarıdaki şemada gösterilmiştir. Metrolar 7'şer dakika arayla kalkmakta ve Batı Kent Kızılay durakları arası metro yolculuğu 33 dakika sürmektedir diyor. Bak metrolar 7'şer dakika arayla kalkmakta. Batı kent Kızılay durakları arası metro yolculuğu da 33 dakika sürmektedir. Metro her durak arasını eşit sürede aldığına göre Batı kentten kalkan 10. metro ile Kızılay'dan kalkan 3. metro hangi durakta karşılaşırlar? Şimdi karşılaşma sorusu falan deyince sen hemen bunu uff. Uf, fuzlarını uf, toplayacağım falan. Hiç bir şey söyleyeyim mi sana? Bu sorunun hareket problemleriyle alakası yok. Bu soru bir sayı problemi sorusu. Ama dibine kadar hareket problemleri kazanımı altında gözükmeli. Yani bunu sayı problemlerine koyduğum zaman da hareket problemi diyeceksiniz. O yüzden bu bir sayı problemi sorusu ama hareket probleminde çözülmeli. Şimdi arkadaşlar bir kere ilk cümle şu. Yani benim ilk gözüme çarpan burada Batı Kent-Kızılay arası yolculuk 33 dakika sürüyormuş. Şimdi Batı ne oluyor oğlum? Batı Kent-Kızılay arası Şimdi e, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 durak var. Şimdi 11 durağı arkadaşlar 33 dakikada alıyor. Ve soru bir bilgi daha vermişti bak önemli bilgilerden bir tanesi daha. Metro her durak arasında eşit sürede alıyor diyor. O zaman 11 durağı 33 dakikada alıyorsa 1 durak ne kadar da 3 dakikada alınıyor. Yani şu anlama geliyor bu her durak arası daha doğrusu bu 11 durak değil ya. Bu 11 boşluk diyelim. 11 boşluk yani 11 boşluk mesafe 33 dakikaya geliyor. O zaman bir boşluk mesafe kaç dakikaya denk gelecek arkadaşlar? 3 dakikaya. Yani şu her bir boşluk var ya buraları bir duraktan diğer durağa gidiş mesafesini 3 dakikada alıyor. A'dan B'ye 3 dakikada. B'den C'ye 3 dakikada. C'den de yani 2 durak arasındaki mesafeyi 3 dakikada alıyormuş. Bu benim kafamda dursun. Şimdi diyor ki arkadaşlar Metrolar 7'şer dakika arayla kalkmaktadır diyor. Şimdi metrolar 7'şer dakika arayla kalkmaktadır ve kalkan Batı kentten kalkan 10. metroyu arıyoruz. Ya kardeşim Batı kentten 1. kalkan metro 6'da kalkıyor. Şimdi 10. kalkan metroya kadar arada kaç tane kalkış var? 9 tane. Değil mi? 1. kalkış 6'da, 6'da 10. metro kalkışına kadar 9 metro kalkışı olur. Peki 9 metro kalkışının her biri 7 dakikada kalkıyorsa Aradan kaç dakika geçmiştir? 63 dakika geçmiştir. Yani saat 6'nın üstüne 63 dakika daha eklersek Batıkent'ten kalkan 10. metronun kalkış saatini buluruz. E 63 dakika demek 1 saat 3 dakika demek. 60'ın 6'nın üstüne 1 saat eklersem 7, bir de 3 dakika eklersem burası 7.03 oluyor. Yani 7 saat 7.03. Bu Batı kentten kalkan 10. metronun kalkış saati arkadaşlar. 0703. Peki Kızılay'dan kalkan 3. metro. E, o burada zaten bak Kızılay'dan kalkan 3. metro. Bak bu Kızılay'dan kalkan 1. metro. Bu 2. metro. Bu 3. metro. Demek ki Kızılay'dan kalkan 3. metro 6.42'de. Batı kentten kalkan 10. metro da 7.03'te. Şimdi biz bu Bat Kızılay'dan kalkan 6.02'yi 7.03 yapalım. Yani acaba Kızılay'dan kalkan 6.02 3. metro e, ilerleye ilerleye gidip 7.03'ü bulalım. Şimdi arada ne kadar mesafe var? Daha doğrusu ne kadar dakika var? 42 bunun üstüne 18 eklesem 7 olur. Bir 3 daha ekleyeyim 21. 21 dakika ve her 2 durak arası 3 dakika sürdüğüne göre demek ki 7 durak daha gidersek arkadaşlar ee, tam 07.03'ü buluyoruz. Hadi gelin Kızılay'dan kalkan 3. metronun 7 durak ilerisini bulalım. 1, bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şu anda buradayız arkadaşlar. Saat 07.03 itibariyle Kızılay'dan kalkan metro burada. Batı kentten kalkan metro da burada. 07.03 Peki. Nerede karşılaşırlar? Bir 3 dakika geçsin bu A'ya gelir, bu C'ye gelir. Bir 3 dakika daha geçsin bu B'ye gelir, bu da B'ye gelir. Demek ki B'de karşılaşırlar. 10 numara 5 yıldız bir soru ama çok dikkatli e, şey yapmak lazım. Çok dikkatli ölçmek lazım ama gayet güzel, gayet tatlı, gayet sevecen sorulardan bir tanesi ve hareket problemleri, kazanımları gördüğün gibi çok az kullanılıyor. Geldim ikinci soruya. Bak güzel bir soru. Arkadaşıyla radinde ulaşan Rıdvan buluşma noktasına varmak için evden çıkıyor ve yolun 3 bölü 4'ünü gittiğinde telefonunu evde unuttuğunu fark ediyor. Yani 3 bölü 4'ünü gidiyor. Lan 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 telefon nerede diyor. Lan oğlum ya evde unuttuk dalga mı geçiyorsun diyor kendisine. Sonra diyor ki eve dönmeyip buluşma noktasına doğru devam ederse. Yani ya kardeşim ne yapacağım telefonunun da bilmemliğinin canı cehenneme zaten çalıp duruyor. Ben ilerlerim abi diyorsa eğer o zaman randevu saatinden 6 dakika önce oraya varıyor. Ama eve dönüp telefonun alarak hemen vakit kaybetmeden tekrar yola çıkarsa randevu saatinden 12 dakika sonra oraya varıyor. Buna göre Rıdvan eviyle buluşma noktası arasını kaç dakikada gidebilir? Bak şimdi çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle Buraya evi diyelim Rıdvan'ın. Buraya evi diyelim. Buraya da buluşma yeri diyelim. Buraya da B diyelim. Şimdi randevu saati evden çıkış saatinden T dakika sonra olsun. T dakika randevu saati. Randevu. Peki. Şimdi bu yolun tamamına yani evi ile buluşma noktası arasındaki yola 4 istiyorum. Hocam neden 4 istediniz? Hocam neden 4 Çünkü 3 bölü 4 var ya burada yavrum. E, bunun paydası kadar bir şey diyeceğim ki kolay işlem yapabileyim. Peki 3 bölü 4'ün 4x'i ne yapar? 3x yapar. Demek ki şurada şurada şurası 3x burası x. Bakın şu şurası dediğim yer var ya buraya u ile göstereceğim ben. Çünkü burası telefonunu unuttuğunu fark ettiği nokta. O u noktası. Şimdi eğer eve dönmeyip devam ederse o zaman e, Rıdvan'ın aldığı yol toplamda 4x olur zaten. 4x yol alır. Peki hangi hızla alıyor bunu? Herhangi bir hız belirtmemiş. O zaman hızımıza v diyorum. Peki ne kadar sürede alıyor burayı? T kadar sürede. Hayır T değil işte. T randevu yani planlanan süre. Halbuki 6 dakika önce diyor. Yani T eksi 6 sürede alıyor. Bu 4x yolu v hızıyla. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi eğer Rıdvan bu 3x'lik yolu geldikten sonra eyvah deyip geri dönerse o zaman bir 3x yol daha gelmiş olur. Ne oldu? 6x. Evlen telefonunu aldı, vakit kaybetmeden bir daha çıktı. Ne oldu? 9x. O zaman bir de bu arayı gitti ne oldu? 10x. Yani Rıdvan eve uğrarsa toplamda 10x yol alır. Peki hangi hızla? Soruda hızla ilgili herhangi bir şey belirtmemiş. Demek ki hızını değiştirmiyor. Yine v hızıyla. Bu sefer randevu saatinden yani planladığı gitme süresinden dakikadan 12 dakika sonra varıyor. Yani 12 dakika daha fazla yolda kalıyor. Yani t artı 12 sürede alıyor 10x yolu. E ee, buradan sonrası bakın buradaki V'ler ve X'ler armut gibi beni sadeleştirin diyor. O zaman ben bunları çat diye sadeleştiriyorum. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. 4 bölü 10 2 bölü 5 yaptı. 2 bölü 5 eşittir. T eksi 6 bölü T artı 12. Tamam mı? İçler dışlar çarpımı yaparsam da 2 T artı 24 eşittir. 5 tane T -30 eksi 30 yaptı. 2 T'yi buraya aldım. 3 T yaptı. Eksi 30'u bu tarafa attım. Artı 30 54 yaptı. 3 T 54 ise T buradan 18 yaptı. T buradan 18 yaptı. T 18. Peki o zaman Rıdvan eviyle buluşma nokta arasını T eşittir 18 dakikada mı gidiyor? Hayır. 18 dakikaya gitmeyi planladı. Yani Rıdvan buluşma noktasına ben 18 dakikada giderim dedi. Randevu o. Yani 10 da çıkıyorsa evden 10-18'de randevu ulaşmışlar arkadaşıyla. Ama planlanandan 6 dakika önce oraya vardığı için Rıdvan o zaman 18 6'dan 12 dakikada varmıştır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bu soru yıldızlanacak bir soru. Son kısmına bak. Şıkların şununu bak bunu bir yapsaydım büyük ihtimal çoğunuz çoğunuz havuzun içine löpçük diye atlayacaktırız. Ben eminim yani. Kimse kusura bakmasın yani. Havuz demişken bak havuz buluşma, arkadaş, Rıdvan. Vallahi aklıma bir şey geldi. Size anlatayım. Büyük kolejde 6. sınıfta mı ne 6. sınıf mıydı 5. sınıf mıydı büyük kolejde bir yaz okuluna yazıldım ailem annemler sağ olsunlar gönderdiler ee, aslında iyi paraydı yani bizim mesela o zamanki durumumuz o kadar şey değildi yani hani onu karşılayacak gibi değildi ama ben çok istedim falan filan o zaman da böyle bir Türkiye'de bir yaz okulu furyası vardı tam baba e, aktım oraya yani 6. sınıf 5. sınıf falan da böyle çok küçüğüm yani ama yaz okulu yaz okulu yani. Bir şey diyeyim mi? Hani futbol, basketbol, voleybol, handbol, tenis, satranç, yüzme her şey var. Baba her şey var yani. Her gün başka bir aktivite delirirsin, çıldırırsın yani. Acayip bir yer yani. Neyse. E, gittim. İlk günler falan filan çok eğleniyorum ama biraz akran zorbalığı da var yani. Hani çünkü o şey böyle anlaşılıyor hemen. Böyle zengin bebelerinin arasında böyle... Çolak Mert Hoca anlaşılıyor. Ama tabii ya çok şükür o zaman durumumuz yani o zaman da kötü değildi. Ama yine de hani e, oradaki bebelerden bir şeyimiz var yani. Bir farkımız bir, gözüküyor yani. Böyle bir şey kalıyorsun yani. Böyle bir tık giyiminden, kuşamından her şeyden anlaşılıyor. Bak o zamandan bile hatırlıyorum yani. Ama ailem Allah razı olsun ne güzel gitmişim oraya yani. Neyse e, yüzme dersi yüzme dersi olacak. Benim de böyle mavi bir tane silip kilot mayon var. Tamam mı? Şimdi o mayonun böyle şey kısmı, lastik kısmı böyle bir yırtılıp kopmuş oradan. Halbuki yani bizim annemlere söylesem alırlar yani bir şey yok ama söylememişim ne olmuş ben mi yırttım da çekindim mi söylemeye bilmiyorum hatırlamıyorum yani. Her böyle havuza mavuza atlarken böyle donumu tutarak atlıyorum ki hani düşmesin şey olmasın falan diye böyle. Neyse e Yüzme ocağımız bizi bayağı bir kızıştırır tamam mı? Sen onu geçersin Mert sen onu saplarsın bilmem ne falan filan. Adam bizi böyle iti ite kırdırıyor yani. Böyle deli dehşet böyle yüzüyoruz müzüyoruz bir şeyler yapıyoruz. Neyse en son dedi ki işte en iyi yüzenler şey falan filan baba da var orada. Mert sen de gel falan en iyi yüzenlerdensin. Siz dedi yarışacaksınız bilmem ne kazanana şöyle yapacağız böyle yapacağız. Heykelini dikeceğiz kaza oturtacağız falan fıstık. Neyse hepimiz böyle şey yaptık böyle profesyonel yüzücü gibi böyle şöyle falan yapıldı böyle. <laughs> Sanki bir şey biliyormuş gibi. Ama ben de şimdi yalan yok orada yılan gibi yüzüyorum. Hani güzel yüzüyorum gerçekten böyle. Böyle aşırı zayıfım böyle. Kıvır kıvır gidiyorum. Adana yılanı gibi suyun içinde. Neyse abi. Biz böyle hazırlandık, şey yaptık falan filan. Adam bizi öyle bir motive etti ki ben donumun unuttum abi. Ondan sonra bir atladık böyle ama nasıl atladık biliyor musun böyle aygır gibi girdik suyun içine hepimiz. Diğerleri de can diğer üç çocuk da canavar gibi böyle bonelerimiz, gözlüklerimiz falan böyle atladık, yüzüyoruz falan filan. Ben öyle bir yüzüyorum ki böyle hani aşkın Memnun'daki Behlül gibi yani. Böyle hani uzaktan gören böyle sadece orada bir baloncuk bir şeyi de görür yani böyle. Piranalar yüzüyor sanki orada. Neyse ben yolun yarısına geldim. Abi bana bir serinlik geliyor. Gelmemesi gereken bir serinlik var böyle bacaklarımın oralarında böyle yani. Hani tamam bacaklarımda kollarımda o serinliği yüzerken hep hissediyorum ama serinlik olmaması gereken bölgelerde de serinlik var. Ben onu hissettim baba dedim sıkıntı ama kimse de beni görmüyor çünkü o kadar böyle elim ayağım çok hızlı ki yani göremiyor kimse uzaktan falan. Neyse döndük bitti otur arkaya döndük yolun ortasında tabii benim artık enerji bitiyor e, kulaçlar falan yavaşlayınca artık daha böyle gözükmeye başladım falan. Baba orada ben kendim de artık anladım. Tamam. Short kilot gitmiş. Mayo gitmiş. Sıkıntı. Yani artık yani ee, yani bir şey söyleyeyim mi? Ben kulaçları yavaşlattıkça yani dolunay ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Abi yani yapacak hiçbir şey yok. Suyun dibine girdim bir anda. Yarışı marışı bıraktım abi. Canı cehenneme yarışın suyun dibine girdim ama dibine de şey değil böyle hani şey bir hareket vardır ya böyle şöyle dururken böyle poponu kaldırıp dibine girersin Aa, öyle bir şey yapmadım direkt olduğum yerde dibe girdim böyle durduğum yerde dibe girdim Allah'tan gözümde gözlük var ve hani o çıkan mayonun e, böyle ip kısmı yumak yapmış o da ağırlık yapmış ve aşağı çöktürmüş onu yüzeyde olsa çıktım işte yani yüzeyde değil Allah'tan Baktım aşağıda abi bir daldım. Yani ben orada nefesimi tutacağım. Karar verdim yani. Yani oradan ya benim o mayoyu alacağım ya da cesetim çıkacak. Hiçbir şekilde yüz, su yüzdüğüne çıkmaya şeyim yok yani. Çünkü çıkarsam ne yapacaksın abi? Neyse girdim baba. Bir şekilde böyle Allah yardım etti. Nefesimi böyle orada 10 dakika mı artık yani 30 saniye tuttum da bana 15 dakika gibi geldi yani. Girdim aldım bir şeyler yaptım. Giydim ettim tuttum falan böyle çıktım. Yani arada anlayanlar oldu ama hani çok da çaktırmadılar. Hoca falan da sağ olsun sübvanse etti hemen. Böyle bir anımdı anlatayım dedim size. Böyle şeyi falan deyince aklıma geldi yani. Allah kimseye yaşatmasın ya. Üçüncü soruyla devam ediyorum hadi bakalım. Diyor ki A şehrinden B şehrine deposu dolu olarak hareket eden bir araçla ilgili şu bilgiler veriliyor. Bak çok güzel bir soru. A şehrinden B şehrine varana kadar 50 kilometrede bir 5 tane mola yeri bulunmaktadır. Bak şimdi. A şehrinden A şehrinden B şehrine eee 50 kilometrede bir 5 tane mola yeri bulunmaktadır. 1 2 3 4 5. Şimdi 50 kilometrede bir dediğine göre burası 50. Aynı şekilde burası da 50. E burası da 50. Burası da 50. Tamam. Şimdi bu aradaki mesafeyi bilmiyorum. Bu aradaki mesafeyi bilmiyorum ama şu an bilmiyorum. Devam ediyorum. Deposundaki benzinin 3 bölü 4'ünü harcadığında e, demek ki deponun miktarına 4x demek akıllıca olur. E, diyor ki 3 bölü 4'ünü harcadığında mola yerinden birine uğrayarak yarım depo benzin alıyor. Peki. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Harcadığı ne olur arkadaşlar o zaman? 3 bölü 4'ü yani 3x'ini harcar. O zaman ne kadar kalır arkadaşlar? X'i kalır. Şu an X de benzinimiz var. X depo. Mola yerinden birine uğradı. Yarım depo benzin aldı. Şimdi depomuz 4X'ti. Yarım depo daha aldık. Şuraya aldık diyelim. Ne kadar aldık? Yarım depo. Yani 2X aldık. O zaman sonunda ne kadar benzinimiz oldu? 3x benzinimiz oldu. Tamam. Araç B noktasına vardığında benzini bitiyor. Çok güzel. Tam burada benzinimiz bitti. O zaman bakın dikkat ederseniz burada 3x harcadık. Sonra 2x aldık. 3x'imiz oldu. Bu 3x'i de harcadık. Yani ne yaptık arkadaşlar? 6x benzin harcadık. Bu harcadığımız 6x benzin e, nerede harcandı? Buranın tamamında harcandı. İyi de buranın tamamı ne ki? 50, 50, 50 200 tamam. Bak A şehriyle ilk mola yeri arası Son mola yeriyle B şehri arası da 50 kilometreymiş. Ha bunları da vermiş. 50 50 50. O zaman yüzde burası 6x 300'e denk geliyor. Yani 6x depo benzini 300 kilometrede harcıyoruz. O zaman dep benzinin, deponun x kadar kısmını 300 bölü 6'dan 50 kilometrede harcıyoruz. Tamam mı? Sabit hızla hareket eden bu araç hızı hiç değişmiyor. Kaçıncı mola yerinde benzin almıştır? Şimdi benzin aldığı yer arkadaşlar 3x harcadığında. E x'imiz 50 ise 3 çarpı 50'den 150 kilometre sonra yani a'dan a'dan harekete başlıyor ya a'dan harekete başladığından itibaren 150 kilometre sonra benzin almış. Bak 50 kilometre 100 kilometre 150 kilometre. Bak işaretliyorum. Bu kırmızıyla çizdiğim mola yerinde benzin almış. Bu hangi mola yeri? Dikkat edin. Bu birinci mola yeri. Bu ikinci mola yeri. Bu da üçüncü mola yeri. Demek ki üçüncü mola yerinde benzin almış. Cevabımız C şık olacak. Tamam mı? Peki bence güzel bir soruydu bu da. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Bak şimdi. Benzerini değil de iki tık kolayını çözmüştük temel tanımda. Burada yardırıyoruz. Şehirler arası yolda sabit bir hızla ilerleyen bir aracın yol üzerinde karşılaştığı iki tabela aşağıda gösterilmiştir. Bu araç birinci tabelayla ikinci tabela arasındaki bir noktada hızını arttırmıştır. Aracın birinci tabelada geçerkenki hızının ikinci tabeladan geçerkenki hızına oranı 4 bölü 5 olup bu iki tabela arasındaki yolculuğu 9 saat sürmüştür. Aaa tamam. Araç ikinci tabeladan sonra aynı hızla devam ettiğinde Bursa'dan İstanbul'a 2 saatte vardığına göre bu araç birinci tabelayı geçtikten kaç saat sonra hızını arttırmıştır? Çok güzel kurgulanmış sorulmuş bir soru. Şimdi burada şu tabelaları e, ve illeri bir yazmamız lazım. Şimdi arkadaşlar birinci tabelanın başladığı yer burası olsun tamam mı? Burası birinci tabela. Şimdi burası ikinci tabela olsun. Ben biliyorum ki Bursa ve İstanbul ikinci tabeladan sonra. Çünkü ikinci tabelaya geldiğimizde bile Bursa'ya 170 kilometre İstanbul'a 370 kilometre var. Şimdi o zaman burası Bursa olsun. Burası da son bitiş yeri de İstanbul olsun. Peki neden önce Bursa? Çünkü ikinci tabela ile Bursa arası 170 kilometre ikinci tabelayla İstanbul arası da 370 kilometre. Yani Bursa ikinci tabelaya daha yakın. İstanbul daha uzak. E Şu Buradan şunu da anlıyoruz. Bursa ile İstanbul arası farkındaysanız 200 kilometre. Yani şurayı 200 kilometre olarak yazabiliriz. Bu bir. İkincisi biz birinci tabela ile ikinci tabela arasındaki mesafeyi yazabilir miyiz? Onu da yazarız. Nasıl yazarız? E şuradan yazarız. Bursa 990 gösterirken birinci tabelada ikinci tabelada 170 gösteriyor. 990 ile 170 arasındaki fark birinci tabela ile ikinci tabela arasındaki farktır. E 990'dan 170'i çıkarttığımız zaman da ne yapar burası? 720 yapar. Peki burası da 720 kilometre bana son olarak ikinci tabelayla Bursa arasındaki mesafeyi söyleyebilirsiniz. O belli ki zaten. İkinci tabelayla Bursa arasındaki mesafe 170. İkinci tabelada Bursa 170 kilometre kaldı yazıyorsa ikinci tabelayla Bursa arasında 170 kilometre vardır. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? O zaman burası da nedir arkadaşlar? 170 kilometredir. E bunu da hallettik tamam. Şimdi soruyu tekrar okumaya bir başlayalım. Diyor ki arkadaşlar burada çok benim dikkatimi çeken böyle sorunu sonuna sıkıştırmış ama çok önemli bir cümle var. Diyor ki Bursa'dan İstanbul'a 2 saatte vardığına göre diyor. Aa, şimdi 200 kilometrelik yolu Bursa ile İstanbul arasını V hızla 2 saatte alıyor. O zaman V eşittir kaç yapar? 100. Yani arkadaşlar Bursa İstanbul arasındaki hız kaçtır? Bu arada benim bir şey dikkatimi çekti. Şurayı yanlış yazmışım. 990'dan 170 çıkartırsak 820 yapar. Siz o hatayı gördünüz şu an şeysiniz değil mi böyle? Hocam gör ne olur gör ne olur gör. Gördüm bak 820'ymiş orası. Şimdi adam diyor ki birinci tabelayla ikinci tabela arasındaki bir noktada mesela o birinci tabelayla ikinci tabela arasındaki şeyi büyütelim. Yani orayı böyle kadraj altına alalım. Şu birinci tabela şu ikinci tabela. Arasındaki mesafe 820 kilometre bu aradaki bir noktada hızını bu arkadaş arttırıyor. Ne yapıyor? 4 bölü 5 oluyor oranı. Yani burada hızı 4V ise burada hızı 5V oluyor. Ve arkadaşlar 5V ile devam ediyor. Yani burada ikinci tabeladan sonra 5V, 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 5V gidiyor. Demek ki Bursa İstanbul arasında da 5V gidiyor. E ben Bursa İstanbul arasındaki hızı 100 buldum. Yani V'yi bunu V demeyelim başka bir şey diyelim. V1 diyelim mesela. V1. V1 eşittir 100 buldum. Demek ki bu V1 eşittir 100 5V eşitmiş. Demek ki 5V eşittir 100'den V eşittir 20. Yani arkadaşlar demek ki birinci tabela ile ikinci tabela arasında hızını değiştirdiği yani hızını arttırdığı yerde arttırmadan önceki hızı 4 çarpı 20'den 80 km isken saatte arttırdığında 100 km oluyormuş. Peki. Şimdi bir şey daha söylüyor. Diyor ki birinci tabelayla ikinci tabela arasındaki yolculuğu 9 saat sürdürmüştür diyor. Yani birinci tabelayla ikinci tabela arasında hızını arttırmadan önceki yeri t saatte aldıysa arttırdıktan sonraki yeri 9 eksi t saatte almıştır diyor. Buradan sonrası çok basit. Nasıl basit? Şöyle diyeceğiz. Hız çarpı geçen süre artı hız çarpı yani 100 çarpı geçen süre. Bu bize neyi verir arkadaşlar? Bu hızını arttırmadan önceki mesafeyi, bu hızını arttırdıktan sonraki mesafeyi. E bu ikisinin toplamı da 1 ile 2 arasındaki mesafeyi. Yani 820'yi verecek. Buradan işlem yapalım. 0 gitsin, 0 gitsin, 0 gitsin. 8t artı 90 eksi 10T yaptı burası. Eşittir. 82 oldu. Eksi 2 yaptı burası. Karşı tarafa atarsam 2T yaptı. 2T eşittir. 8 ise T buradan kaç çıktı? 4. Peki. Yani hızını 1. birinci 2. ile ikinci tabel arasında 4 saat sonra 80'den 100'e çıkarıyor. Bu araç birinci tabelayı geçtikten kaç saat sonra hızını arttırmıştır? Ben de, bana da tam onu soruyormuş. 4 saat sonra arttırmıştır. Tamam mı? Olabildiğince ayrıntılı ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Paralarını birleştirerek tek kişilik bir elektrikli skutur alan Fahil ile Mahir, skuturu test etmek için 15 kilometrelik bir koşu yolunu baştan sona gidecektir. Fahir koşarak saatte 6 kilometre, skutur ile saatte 12 kilometre yol alıyor. Mahir koşarak saatte 4 kilometre, skutur ile saatte 8 kilometre yol alıyor. Skutura önce Fahir biniyor, Mahir ise koşmaya başlıyor. Yolun belli bir kısmında Fahir skutura bırakıp koşmaya başlarken Mahir skutura binerek yola devam ediyor. Her ikisi de koşu yolunun sonunda aynı anda vardıklarına göre Mahir'in skutur ile aldığı yol kaç kilometredir? diyor Us. Peki, haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle düşüneceğim ben. Diyeceğim ki belli bir yol var. Bu yolun bir kısmında bunlar skuturları değiştiriyorlar. Değiştirdikleri yol burası olsun. Buraya D noktası diyeyim. Yani değişim yaptıkları nokta. Tamam mı? Şimdi eğer ben buraya X dersem buraya 15 eksi X demem lazım. E, çünkü 15 kilometrelik bir koşu yolundan bahsediyoruz. Şimdi önce Fahir koşuyor. Tamam mı? E, yok. Önce skutura Fahir biniyormuş. Pardon. Fahir skutura biniyor. Skuter. Mahir koşuyor. Sonra buraya D noktasına geldikten sonra artık Fahir koşmaya başlıyor. Bu sefer Mahir skutura biniyor. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi diyor ki bize Fahir koşarak al, saatte 6 kilometre, skuterla da saatte 12 kilometre yol alıyor. Şimdi bu 15 eksi x yolu bu kadar mesafeyi Fahir ee, saatte 12 kilometre ile alıyor. O zaman bana bu kırmızıyla çizdiğim yolu Fahir'in alma süresini söyler misiniz? Şimdi yolumuz 15 eksi x eşittir. Hızımız 12 tamam mı? Süremiz de t olsun. O zaman buradan t eşittir. 15 eksi x bölü 12 diyebilir miyiz? Yani bu değişim noktasına kadar Fahir'in skuterla oraya alma süresi 15 eksi x. Peki 15 eksi x'lik yolu Mahir'in alma süresi nedir? Mahir e, orayı koşarak alıyor. Yani saatte 4 kilometre ile alıyor. Yani hızı 4. Süresine de mesela T2 diyelim. O zaman T2 eşittir 15 eksi x bölü 4 mi olur? Evet. Peki. Şimdi x'lik yere gelelim. x'lik yeri Fahir'in koşarak alma süresi. Fahir koşarak 6 kilometre ile alıyor. 6 kilometre hızla gidiyor. Evet, süreyi de T3 diyelim. O zaman T3 eşittir ne yapar arkadaşlar? X bölü 6 yapar. Peki bu değişimden sonraki bölgeyi Mahir'in Scooter'la alma süresini hesaplarsak ona da ne diyeceğiz? Yine yolumuz X. Bu sefer Mahir'in Scooter'la hızı 8. Süremiz de T4 olsun. Buradan da arkadaşlar T4'ü ne buluruz? Ee, ne buluruz? Ne buluruz? Ne buluruz? Ne buluruz? X bölü 8 buluruz. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi toparlıyorum. D öncesinde Mahir'in Scooter'la oraya alma süresi bu. D öncesinde Mahir'in koşarak alma süresi bu. MK diyeyim. D sonrasında Fahir'in burayı koşarak alma süresi bu. Fahir koşarak. Ve D sonrasında Mahir'in Scooter'la alma süresi de budur. Bu da MS olsun. Şimdi bak sorunun sonunda diyor ki her ikisi de koşu yolunun sonuna aynı anda varıyorlar diyor. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Fahir'in burayı toplam alma süresi, mahir'in burayı toplam alma süresine eşittir. Bu kadar. Peki, fahir'in burayı toplam alma süresi nedir? D öncesi Scooter'la bu kadar da alıyor. Yani 15 eksi x bölü 12 ile alıyor. Artı D sonrası da koşarak ne ile alıyormuş? X bölü 6 ile alıyor. Bu fahir'in bu pisti toplam alma süresi. Bu eşittir D öncesini mahir koşarak. 15 eksi x bölü 4 ile alıyor. Artı d sonrasını Mahir Scooter x bölü 8 ile alıyor. İşte bunlar birbirine eşitler. Biz bu denklemi kurmaya çalışıyorduk deminden beri. Peki ne yapalım? Burayı 2 ile genişletelim. Burayı da 2 ile genişletelim. 2 xten x çıktı. x artı 15 bölü 12 yaptı orası eşittir. 2 ile genişletince burası 30 eksi 2x yaptı. Bir x de eklersek 30 eksi x bölü 8 yaptı burası da. Şimdi sadeleştirmelerimiz var. Uygulayalım babacım. 4'e böldüm 2 yaptı. 4'e böldüm 3 yaptı. İçler dışlar yaptım. 90 eksi 3x eşittir. 2x artı 30 yaptı. Buradan 5x eşittir 60 yaptı. Buradan da x eşittir 12 yaptı. Soru ne soruyorsun bana? Mahir'in skuterla aldığı yol kaç kilometredir? Mahir'in Mahir'in Scooter'la aldığı yol. Yani aslında soru bize neyi soruyor? Mahir'in Scooter'la aldığı yol derken eksi soruyor. O da zaten 12 kilometre. E şıkkını işaretledik. Gayet güzel. Babazunga'nın adına, namına, her şeyine yakışır bir soru oldu. Tamam mı? Beşinci soruyu da böylece halletmiş oldum. Geldim altıncı soruya. Hadi bakalım. Aşağıda konumları belirtilen Ali ve Şükrü'nün evleriyle bu evler arasında bulunan sinema salonu gösterilmiştir. O noktası bu evlerin orta noktası olmak üzere sinema salonu orta noktanın 300 metre sağındadır. O zaman Ali'nin eviyle O noktası arasındaki mesafe X dersek buranın tamamının da X olması lazım. Hani O orta nokta ya. E bura 300 ise buraya ne kalır o zaman? X eksi 300 kalır. Buna bir problemimiz yok. Güzel. Şimdi Ali ve Şükrü sırasıyla saat 10 ve saat 10'u 5 geçe evlerinden yürüyerek çıkıp 10.30'da başlayacak filme aynı anda yetişiyorlar. Aa, Ali ile Şükrü'nün hızları sırasıyla 4V ve 3V olduğuna göre Ali ile Şükrü'nün elleri arasındaki mesafe kaç metre? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki Ali sinema salonuna gidiyor. Ali ile sinema salonu arasındaki mesafe x artı 300. Doğru mu? Evet. x artı 300 eşittir. Peki Ali ile Şükrü'nün daha doğrusu Ali'nin sinemaya giderkenki hızı ne? 4V. Tamam onda da problem yok. 4V çarpı. Peki Ali sinemaya ne kadar sürede gitmiş? 10'da çıkmış ve 10.30'da varmış. Yani 30 dakikada gitmiş. Çarpı 30. Güzel. Bu ilk denklemimiz. İkinci denklemimiz Şükrü'nün evi ile sinema salonu arasındaki mesafe. E, x eksi 300. X eksi 300 eşittir. Peki Şükrü'nün hızı kaç? 3V. Peki Şükrü sinema salonuna ne kadar sürede gitmiş? Onu 5 geçe çıkmış. 10.30'da gitmiş. Yani 25 dakikada gitmiş. İşte elimde iki tane denklem var. Yılan gibi oranlayacağım şimdi bunları. Sadeleştirme ben ne yapacağım? V'ler birbirini götürüyor zaten. Tamam. O o o iyiydi. X'i bulacağım demek ki. Şimdi 30'u 5'e böldüm 6 yaptı. 25'i 5'e böldüm 5 yaptı. 6'yı 3'e böldüm 2 yaptı. 3'ü 3'e böldüm 1 yaptı. Demek ki arkadaşlar aşağıda sadece 5 kaldı. O zaman 5 ile x artı 300'ü direkt çarpalım. Ne yapar? 5x artı 1500 yapar. Tamam güzel. Eşittir. Burada ne kaldı? Burada 2 kaldı. Burada 4. 4 kere 2'den 8. 8 ile x'i çarptım. 8x yaptı. Eksi. 8 ile 3'ü çarptım. Daha doğrusu 8 ile 300'ü çarptım. O da ne yaptı? 2400 yaptı. E güzel. Bunu bu tarafa attım. 8'den 5 çıktı. 3x yaptı. 2400'u bu tarafa attım. 3900 yaptı 1500'de toplanınca. Buradan da x seçtir. 3'e bölersem 1300 çıktı. Ne soruyorsun yavrucum bana? Ali ile Şükrü'nün evleri arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi ben Ali'nin sinema O'ya kadar olanı x dedim. O'dan Şükrü'ye kadar olan da x. x artı x'ten 2x'i soruyor aslında bu soru bize. X gördüğümüz yere de götürüp 1300 yazarsak 1300 çarpı 2'den cevabımız 2600 yani c şıkkı olacaktır. Gayet tatlış gayet tontiş bir soruydu. Bak <laughs> Bak şimdi güzel. Güzel. Aşağıda Ankara, Antalya. Kara yolu gösterilmiştir. Aa, bir gideydik ya. Bir gideydik ya. Yemin ederim bir gideydik ya. Ankara'dan saat 00.00.00.00.00'da sabit hızla yola çıkan bir araçla Antalya'dan bilinmeyen bir saatte yola çıkan bir araç 03:24'te tam tabelanın önünde karşılaşmışlardı. Bu tabelada karşılar. Peki. Antalya'dan yola çıkan aracın hızı diğer aracın hızından saatte 20 eksik olduğuna göre. Antalya'dan yola çıkan Aracın Ankara'dan yola çıkan araçtan hızı 20 daha eksik. Tamam bu 20 daha eksikmiş hız olarak. Ee, Antalya'dan yola çıkan araç saat kaçta hareket eder? Yani ee, şöyle modelleyelim. Antalya'da yola çıkan aracın hızına V dersem Ankara'dan yola çıkan araç V artı 20. Bak Antalya daha eksik oldu. V artı 20'den 20 eksik oldu. V olduğu için. Peki. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar. Ankara'dan yola çıkan araç tam şurada bir tabela var ve Ankara'ya 340 kilometre kaldı diyor. Demek ki Ankara'dan yola çıkan aracın şu Antalya tabelasına kadarki mesafesi 340 kilometreymiş. Aynı şekilde burada Antalya'ya 140 yazıyorsa Antalya'dan yola çıkan ve bu tabelaya kadar gelen hareketlinin Antalya'ya olan mesafesi 140 kilometredir. Bunda en fikiriz değil mi? Peki. Şimdi buradan şöyle yapabilir miyim arkadaşlar? Ankara'dan yola çıkan araç buraya 340 kilometreyi hangi hızda almış onu bakalım. V artı 20 hızıyla almış. O zaman V artı 20'yi yazdım. Yol eşittir. Hız çarpı süre. E, 0 0 0 da çıkmış. 0 3 24'te varmış. Yani 3 saat 24 dakika. Şimdi kilometre verdiği için dakikaya girmeyin. Patlarız. Şöyle yapalım. 3 saat 24 dakikayı 3 saat 24 dakikayı da 24 bölü 60 saat gibi düşünelim. E daha sonra 3 artı bunu 12'ye böldüm 2 bunu 12'ye böldüm 5. Yani 3 saat 2 bölü artı 2 bölü 5 saat. E bunlarda da payda eşitlersem 15 2 daha 17 bölü 5 saat. Yani 340 kilometreyi V artı 20 hızla 17 bölü 5 saatte gitmiştir. Şimdi buradan V'yi bulabilirim aslında. Nasıl bulacağım? Şöyle bakın bu 17 ile bu 340 sadeleşir arkadaşlar. 17'nin 20 katı 340'tır. Yani burası 20 yapar. Daha sonra 5 ile de 20'yi çarptığımız zaman içler dışlardan 100 yapar. Tamam mı? 100 eşittir V artı 20 olur. Çikiloplar. Bu 20'yi de karşı tarafa atarsak V buradan kaç yapar? 80 yapar. Demek ki Ankara'dan hareket eden 100 ile hareket ediyor. Antalya'dan bu tarafa doğru Ankara'ya hareket eden de 80 ile V ile V de 80 olduğuna göre 80 ile hareket ediyormuş. Diyor ki Antalya'dan yola çıkan araç saat kaçta hareket etmiştir? Şimdi dikkat edin. Antalya'dan yola çıkan araç 140 kilometrelik yolu. Yani tabelaya kadar olan yolu 140 kilometrelik yolu V hızla yani 80 hızla ne kadar sürede almış onu bulalım önce. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. T eşittir 14 bölü 8 saat. Şimdi ben bunu dakikaya çevireyim ki kaçta hareket ettiğini kolay anlayayım. Çünkü şöyle düşüneceğim. 0.3.24'te tam bu tabelaya varıyor ya Antalya'dan yola çıkan. Peki 0.3.24'ten 14 bölü 8 saat geri gelirsem ne olur hocam? Bir dakika beyin devreleri yandı benim. 14 bölü 8 saati nasıl geri geleceğim ben? E, bak şıklarda hep küsuratla dakika cinsinden. O yüzden senin kesinlikle 14 bölü 8 saati dakikaya çevirmen lazım. Yani bunu direkt 60 da çarpman lazım senin. Ee, burayı 4'e böldüm 15 yaptı. Burayı 4'e böldüm 2 yaptı. Bunları da sadeleştim 7 yaptı. E, demek ki 7 çarpı 15. 7 çarpı 15'te ne yapar arkadaşlar? 105 yapar. Yani 105 dakikaymış. Yani Antalya'dan yola çıkan bu tabelayı gördüğünde yani saat 03:24'te 105 dakikadır yoldaymış. O zaman 03:24'ten 105 dakika ne yapacak? geri geleceğiz yavrum geri geleceğiz. Adım adım geri geleceğiz. Ne yapacağız o zaman? 105 dakika geri gelelim. Ben şöyle yapardım. 120 dakika geri gelirdim. Yani tam 2 saat geri gelirdim. O zaman saatimiz 01:24'ü gösterirdi. Ama çok geri geldim değil mi? Bir 5 dakika daha ileri gitmem lazım. Çünkü şey, kaç dakika ileri gitmem lazım? 15 dakika ileri gitmem lazım. Çünkü 120 dakika geri geldi. O zaman 01:24'ten çok geri geldi. Biraz daha ileri gideyim. Ne kadar ileri gideyim? 15 dakika daha ileri gideyim. O zaman 01 39'da tam olarak yola çıkmışımdır. Cevabımız E şıkkı olsun Bence bu da yine böyle e, iyi yani. Ben bunu yıldızlarım. Ben bu çiçeği yerim. Devam ediyorum. 8. soruyla. Bak yine güzel bir soru ama bana sorarsanız hareket problemiyle uzaktan yakından bir alakası yok. Ama ÖSYM'nin sorduğu bizi soruya da benziyor. Demek ki ÖSYM direkt salt hareket problemi sorusu sormuyor. Ama baktığın zaman dairesel hipodrom, antrenman yapıyor, at hareket ediyor. Bu hareket problemi baba. Gel şimdi hareket problemini ben sana göstereyim. Nerede hareket orada bereket. Dairesel bir hipodromda antrenman yapan bir at hep aynı yönde hareket etmektedir. Bu at başlangıç noktasından harekete başladıktan 22 dakika sonra A noktasından tamı tamına 5. kez geçerken 42 dakika sonra Sonra a noktasından 9. kez geçiyor. Buna göre bu at başlangıç noktasından ya e, evet harekete başladıktan kaç dakika sonra a noktasından ilk defa geçmişti? o çok güzel. Şimdi bir dairesel e, şey çiziyorum. Hipodrom çiziyorum. Tamam mı? Şimdi bir a noktası var. Herhangi bir yerde başlangıç noktası değil bu arada. Tamam mı? Başlangıç noktasından harekete başladıktan sonra bir a noktasından geçiyor. Orası başlangıç noktası değil. Başlangıç noktasında b diyelim. Geçtiği o bahsettiği Noktaya da A diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın bu e, şeyin atın at e, atırsızı Timothy vardı bir de. Şimdi bu B noktasından A noktasına ki aradaki mesafeye x mesafesi dersem şu aradaki mesafe x diyelim tamam mı? Şimdi bir de şöyle yapalım. A noktasından B noktasına gelişe bakalım. Yani A noktasından B noktasına geldim bak böyle gittim 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 gittim. O bir tam turuma attım. Tekrar A noktasına geldim. Bu mesafeye de Y demek istiyorum. Şimdi dikkat et. Başlangıç noktasından başladım. A noktasından birinci kez geçtiğimde x kadar mesafe almış olurum. Artı. A noktasındayım şu an. Bir tam tur attım. Bir y yaptım. İkinci kez geçmiş oldum. Bir 1Y daha yaptım. Üçüncü kez geçmiş oldum. 1Y daha yaptım. Dördüncü kez geçmiş oldum. 1Y daha yaptım. Beşinci kez geçmiş oldum. Yani arkadaşlar X artı 4Y. Tamam mı? X artı 4Y. Şimdi ben bunu yol olarak aldım. Ben bunu sürü olarak da alabilirim. Şöyle derim. Yani en başta aklıma yol geliyor ama soruya bir baktım. Soru 22 dakika sonra diyor. E problem yok. B'den A'ya ilk geçiş X dakika olsun. Bir tam turu da Y dakika olsun. O zaman X artı 4Y'yi otomatikman ne eşit bulmuş oldum? 22. Arkadaşlar bazı sorularda yol, ker, kervan yolda düzülür. Yani metre olarak başladım. Baktım ki dakika vermiş. O zaman B'den A'ya gidişe niye X metre diyeyim ki? X dakikada gitsin diyeyim. Çünkü soru sadece dakikalar üzerinden bana işlem yaptırıyor. Devam ediyorum. 42 dakika sonra da 9. kez. Şimdi bunu 9 kere saymaya gerek yok. Farkındaysanız 5 kere geçişte 1 kere x 4 kere y. O zaman 9 kere geçişte de 1 kere x 8 kere y olacak. Bunun toplamı da kaça eşit arkadaşlar? 42'ye. Tamam güzel. Peki. Şimdi buradan şöyle yapabilirim. Yukarıyı eksiyle çarparım. X'ler birbirini götürür. 4y eşittir. 42 eksi 22'den 20 yapar. Buradan da y eşittir 5 yapar. Yani a noktasından tekrar a noktasına geliş 5 dakika sürüyor. Güzel. Y yerine 5 yazarsam 4 kere 5'ten burası 20 yapar. 20'yi karşı tarafa atarsam X2. Yani B noktasından A noktasına girişte 2 dakika sürüyormuş. Bize diyor ki bu at başlangıç noktasından harekete başladıktan kaç dakika sonra A noktasında ilk defa geçer? Yani B-A arasındaki alış mesafesini soruyor. Onu da zaten biz 2 bulduğumuza göre 5 gün işaretledik. Bu sorunun herhangi bir yerinde e, bir şey, bir yol, hız, zaman hareket, o bu toplam yol geçen süre, ortalama hız falan filan fıstık bir şey var mı? Yok mu? Yok değil mi? 9 ile devam ediyorum. Güzel bir soru 9. Şimdi diyor ki aşağıda navigasyon cihazı cihazında bir yolun kırmızı ile gösterilen kısmında trafik yoğun, yeşil ile gösterilen kısmında trafik akıcıdır. A noktası ile B noktası arası 180 kilometredir. A güzel bilgi, serin bilgi adamım. Trafiğin yoğun olduğu yollarda araçların hızı akıcı yollardaki hızlarına göre %40 daha azdır. Bak %40'ına düşer demiyor. %40 daha azdır. Onu lütfen yüzde de hatırla. A noktasından C noktasına gitmek isteyen Ece aracıyla saat 10'da saatte 90 kilometre hızla yola çıkarak 13'te C noktasına varıyor. Yolun tamamında trafik akıcı olsaydı C noktasına kaçta ulaşırdı? Tabii ki 13'ten daha az bir mesafede, az bir sürede daha erken ulaşırdı ama ne kadar erken onu bulacağız. Şimdi öncelikle ilk yapacağımız hareket şu olacak arkadaşlar. Ee, Ece saat 10'da 90 km hızla yola çıkıyor. Burada trafik akıcı olduğu için 90 km hızını hiç değiştirmiyor. Peki 90 km ile 180 km'lik yeri kaç saatte alır? Yani yolumuz 180, hızımız 90, süremiz T. Sadeleşirse 180 bölü 90'dan 2 saatte alır. Yani arkadaşlar A ile B arasını kaç saatte almış Ece? 2 saatte almış. Peki Ece C'ye e, saat 10'da yola çıkıp 13'te vardığına göre 3 saatte varmıştır diyebilir miyiz A'dan C'ye? Evet. E bunun 2 saati A ile B arasına geçtiyse 1 saati de şu A ile C B ile C arasına geçmiştir. Yani burayı 1 saatte almış. Ece. Peki burayı B ile C arasındaki mesafeyi x olarak kabul edelim. Yolumuz x eşittir. Şimdi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. E, neden yolu bulmaya çalışıyorum? Çünkü süreyi de biliyorum. Yani oraya gidiş süresini de biliyorum. E hızı da bulurum. Nasıl bulurumuzu? Hızı? hızı? şöyle bulurum. 90'la geldim buraya. B'de 90'ım. Ama artık B ile C arası trafik sıkışık olduğu için, yoğun olduğu için hızımı %40 oranında azaltacağım. Şimdi 90'ı %40 oranında azaltmak zaten direkt %60'ını almak demektir. Bunları sadeleştirirsem sıfırları 9 kere 6'dan 54'e düşer hızım. Yani B ile C arasındaki hızım 54. B ile C mesafesini alma sürem de 1 saat. O zaman 54 hızım süremde 1. 54 çarpı 1'den. Demek ki B ile C arası 54 km. Şimdi o zaman B ile C arası 54 kilometre. A ile B arası da 180 kilometre. O zaman 180 artı 54'ten demek ki A ile C arası 234 kilometre. Soru diyor ki bu 234 kilometreyi yolun tamamı. Ne demek yolun tamamı? A, B, B C. Yani AB B artı B, C. Yani 234. 234 kilometreyi trafik akıcı olsaydı. Yani hep 90'la gitseydim kaç saatte alır? Daha doğrusu kaçta ulaşırdım? Peki saati bulalım yine. Yolumuz 234 eşittir. Hızımız 90. Süremiz de bilmiyorum. Ona da T1 diyeyim. Şuradaki T ile karışmasın. Her iki tarafı 90'a böldüğüm zaman T1 eşittir. 234 bölü 90. Sanırım 234 e, rakamlar toplamı 9 olduğunu görüyorum. 9'a bölünüyor. Bölüyüm hemen. 23'te 2 kere var. 9 kere 2 18. 54'te de 6 kere var. 26. Yani yukarısı 26 yapar. 9'a bölünce aşağısı da 10 yapar. 26 bölü 10. Şimdi 26 bölü 10 saat değil mi? Ben bunu ne yapayım arkadaşlar? Dakikaya çevireyim. Çünkü bakın şıklar yine farkındaysanız saatin küsuratı cinsinden. Yani dakika. Dolayısıyla 26 bölü 10 saati 60 ile da çarpıp dakikaya çevireyim. Bunlar birbirini götürür. 26 çarpı 6. Şimdi 20 ile 6'yı çarpsam 120 yapar. 6 ile 6'yı çarpsam 36 yapar. 120 ile 36'yı çarparsam da 156 yapar. Demek ki arkadaşlar 156 dakika daha ee, şey 156 dakikada alır. Şimdi normalde ne kadar da alıyordu arkadaşlar? Normalde 10'dan 13'e 3 saatte alıyordu. Şimdi ne yapıyor? 156. 156 ne demek? 2 saat. 2 saat çık buradan 120 dakikayı. 36 mı dakika mı kalır? 2 saat 36 dakika da alıyor artık. Yani saat 10'da yola çıkarsa üstüne 2 saat 36 dakika ekleyeceğiz. O da 12.36 olur. Cevabımız 5. Peki, peki. Bak şimdi. O Profesör Kenan Bey. Şimdi 10. soru da güzel. Tatlı. F testi soruların hepsi evladım gibi ya. Hangisini birbirinden ayırayım ki? Gözünü seveyim. Şimdi 10. soru diyor ki Profesör Kenan Bey A kentinden sabit bir hızla yola çıkıp B kentinde vereceği, B kentinde vereceği seminere zamanında varmayı planlıyor. Hadi bakalım. Ancak yolun 1 bölü 5'ini gittikten sonra hız sınır bölgesine ulaştığından dolayı hızını %20 azaltarak hız sınır bölgesinde bu hızla devam ediyor. Hız sınırı bölgesini geçtikten sonra hızını %50 arttırdığında seminere tam zamanında varacağını hesaplıyor. Buna göre A kenti ile B kenti arasında bulunan hız sınırı bölgesinin uzunluğunun bütün yola yani A ile B kenti arasındaki yolun uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Şimdi ben bunu şöyle yapmayı düşünüyorum. Hemen bir yol çizeceğim tamam mı? Bu yol. Bu arada bir mesafe var. Burası da hız sınırı bölgesi. Onu da böyle kırmızı ile göstereyim güzel olsun. Tamam mı? Şurası hız sınırı bölgesi. Şimdi yolun 5'te biri diyor. O zaman yolun tamamına 5x diyelim. Diyor ki yolun 5'te birini gittikten sonra yani x'ini gittikten sonra hız sınırı bölgesine ulaşıyor. Hız sınırı bölgesinin uzunluğuna y diyelim. Kalan uzunluğu da z diyelim. O zaman şöyle diyebiliriz. Y artı z hatta y artı z e, dememe gerek yok. Z yerine şuraya şey diyebilirim değil mi? Neyse z diyeyim ya yani, karışmasın. Hadi y artı z. Y artı Z'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? 4x diyeceğiz değil mi? Niye? Çünkü tamamen yol 5x. E, şu kısım x'e. Geri kalan y artı z'de 4x olur. Tamam burada bir problem bence yok. Sizce var mı? Bence yok. Şimdi devam ediyorum. Ee, bu hız sınır bölgesine ulaştıktan sonra hızını %20 azaltıyor. Şimdi %25'te biri demek. 20 bölü 100, 1 bölü 5. O zaman başlangıçtaki hızına 5v dersem. Yani bu x'lik mesafeyi aldığı hıza 5v dersem. Burada hızını 5'te 1 oranında yani V oranında azaltıyor. 4V yapıyor. Sonra hız sınırı bölgesini geçtikten sonra hızını %50 arttırıyor. Şimdi 4V'nin %50'si 2V. Üstüne eklersem 6V yapar. Yani Z'de de 6V. Yani şöyle arkadaşlar. X'lik yolu 5V ile gidiyor. Y'lik yolu 4V ile gidiyor. Z'lik yolu da arkadaşlar 6V ile gidiyor. Değil mi? Peki. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu hız sınırı bölgesine geldiğinde geldiğinde Normalde hızını azaltmasa planladığı şey bu bölgeyi yani buradaki mesafeyi yani 4x'lik mesafeyi 5v hızla t sürede almak. Planladığı şey zamanında varmayı planlıyor diyor. 4x'lik yolu yani zaten bu şu yolda bir problem yok da orada herhangi bir sorun yok. Sadece ummadığı bir şey var hız sınırı bölgesi. Hız sınırı bölgesi olmasaydı planladığı şey hız sınırı bölgesinin başladığı yerle yolun bittiği yer yani seminer noktası arasındaki 4 4x'lik mesafeyi 5 ve hızla t sürede almak Tamam mı? Şimdi bu yol üzerinden gidelim yine. O zaman şöyle yapacağız. Şimdi şu aradaki mesafeyi yani hız sınırı bölgesini aldığı süre ona bakacak olursak nedir? Y'lik bir yolu 4V hızla T1 sürede alsın. Tamam. Hız sınırının dışında kalan artık bitişe doğru giden şu Z'lik bölümü ne kadar sürede alacak? Hemen ona da bakalım. Z kadar yolu Z kadar yolu 6V hızla T2 sürede. O zaman buradan T1'i yalnız bırakırsak T1 eşittir Y bölü 4V yapar. Buradan t2 yalnız bırakırsak t2 eşittir z bölü 6v yapar. Arkadaşlar t1 burayı alma süresi, t2 burayı alma süresi, t de burayı alma süresi. O zaman eşit bunlar. Bunların toplamı buradaki t eşit. Bu t'yi de yalnız bırakalım. Burası da 4x bölü 5v yapar. O zaman t yani 4x bölü 5v eşit olmalıdır arkadaşlar. y bölü 4v artı z bölü 6V. Güzel. Şimdi e, V'leri götürebiliriz. Çünkü payda eşitlediğimiz zaman falan paranteze aldığımızda V'ler gidecek zaten. Bu V'leri götürebiliriz. Bu V'lerle işimiz yok. Peki şimdi e, nasıl şey yapabiliriz? Payda eşitleyebiliriz. 12'de değil mi? Bunu 3 bunu da 2 ile genişletelim. O zaman şöyle bir şey olur. 4X bölü 5 eşittir. Buraya baktığım zaman 3Y artı 2Z. 3Y artı 2Z bölü e, ne yapıyor? 12 yapıyor. İçler dışlar çarpımı yaparsam 48X eşittir. 15 5 tane y artı 10 tane z mi yapıyor? Buradan 48x eşittir. 5y artı 10y artı 10z. Hocam orada ne yaptınız ya? Arkadaşlar 15y artı 10z'yi 5y artı 10y artı 10z diye yazdım ki şu sarıyla boyadığım y artı z'nin 10 katı. y artı z soruda 4x ya. 10y artı 10z de 40x. Karşı tarafa atarsam 8x kalır. Yani 8x eşittir 5y olur. Artık oran verebilirim 8x eşittir 5 de. x'e vereceğim oran 5k olacak. Y'ye vereceğim oran 8K olacak. Çok güzel. Şimdi ne diyor? A kenti ile B kenti arasındaki güzel. Şimdi A ile B arasındaki sınırı bölgesinin uzunluğu. Yani Y'nin uzunluğunun. Evet. E, A ile B kenti arasındaki yolun uzunluğuna. Yani 5X'in oranına soruyor. Şimdi Y dediğim şey zaten bizim 8K. X dediğim şey 5K. 5 kere 5'ten de 25K. 8K bölü 25K. Sadeleşirse 8 bölü 25 olarak bulunacak. Doğru cevabımız da A şıkkı olacak. Bol bol bilinmeyenin olduğu bir soru. Bol bol bilinmeyenin bilmeyen var. 11 ile devam ediyorum. Hadi bakalım. Bak bu soru da güzel. Biraz işlemi var. Aşağıda A, B, C, D ve E, F bölümleri düz yol olan A, B, C, D, E ve FA A bölümleri virajlı olan bir yarış parkuru gösterilmiştir. Diyor ki A noktasında ok yönünde harekete başlayan bir araç AB yolunu ortalama 180 km bölü saat hızla gitmiştir. Burayı 180 ile gidiyor. Tamam. Sonra Araç virajlarda ortalama hızını bir önceki bölümdeki ortalama hızını oranla 1 bölü 3 oranında azaltırken düzlüklerde de bir önceki hızını ortalama 1 bölü 4'ü kadar arttırmaktadır. Tüm bölümler eşit uzaklıkta olduğuna göre bu aracın bir tur sonunda ortalama hızı hangi bölümdeki ortalama hızına yakındır? Çok güzel. Şimdi 180'le devam ediyorum. Virajlı bir yola geldim. Virajlı yola geldiğim için hızımı 1 bölü 3 oranında azaltıyorum. Direkt 2 bölü 3'ünü alıyor gibi düşünebilirsiniz. 2 bölü 3'ünü alırsanız 60-120 yapar. Burada hızımız 120. CD'de yolumuz düz. Dolayısıyla Dolayısıyla 1 bölü 4 oranında arttıracağım. 120'yi 1 bölü 4 oranında arttırmak 5 bölü 4'üne çıkarmak demek. 1 bölü 4 artı 1 gibi düşünün. Bunlar şöyle sadeleşti. 30, 30 ile de 50'yi çarptığım zaman ne yapar? 150 yapar yavrular. Yani buradaki hızımız 150. DE virajlı. O zaman 150'yi 2 bölü 3 oranında oranına getireceğim. Burası 50 çarpı 2'den 100 oldu. Burası düz yol. O zaman 100'ü 5 bölü 4 arttıracağım. 25 çarpı 5'ten burası 125 yapar. Burası virajlı. 125'i 2 bölü 3'ünü alacağım. Burası 250 bölü 3 yapar. 250 bölü 3 burası sadeleşmiyor. Güzel. Şimdi buralar tamam. Tüm bölümler eşit uzaklıkta diyor. Arkadaşlar tüm bölümlere x diyebilirsiniz. Biz sonuçta e, ortalama hızını arıyoruz ya. V ortalama. V ortalama eşittir. Toplam alınan yol bölü toplam geçen süre ya. Zaten alınan yola x deseniz. Yani buralara x, 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 x deseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 x bölü x'ler de olacağı için burada x'ler birbirini götürecek. O yüzden x'ler zaten sadeleşeceği için her bir mesafeye 1 kilometre diyelim. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kolay bulunsun diye. O zaman alınan toplam yol 6 kilometre gibi düşünün. Şimdi e, geçen süre. Şimdi süreyi nasıl buluruz? Mesela AB için. AB yolu 1. AB'deki hızı 180. Geçen sürede T. O zaman T eşittir. 1 bölü 180. Yani AB yolunu aldığı süre 1 bölü 180. Artı. Diğer yolu aldığı süre 1 bölü 120. Artı. Öbür yolu aldığı süre 1 bölü 150. Diğer yolu aldığı süre 1 bölü 100. Öbür yolu aldığı süre 1 bölü 125. E, son yolu aldığı sürede 1 bölü 250 bölü 3'ten 3 bölü 250. Ba işte baya kallavi bir şey geldi. Payda eşitleme mevzusu geldi. Şimdi ben bunların hepsini aynı anda payda eşitleyemem. O yüzden böyle ikili ikili üçlü üçlü eşitlemeye çalışacağım. Bir kere bunu 2 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bunlar 360 ile eşitlensin. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim. Bu 300 ile eşitlensin. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu 1 ile genişletelim. Bunlar da 250 ile genişletsin. Ee, şey olsun eşitlensin. V ortalama 6 bölü. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Şimdi 6 bölü. Diyeceğiz ki 2 3 daha 5 bölü ne yaptı? 360. 5 bölü 360. Artı 2 3 daha 5 bölü 300. Güzel. 5 bölü 300. Artı e, 2 3 daha burası da 5 bölü 250 yaptı. Şimdi sadeleştirme yapayım. V ortalama eşittir. 6 yazalım. 6 bölü. 6 bölü. 5 bölü 360. 360'ı 5'e bölersem 72. Yani burası 1 bölü 72 72 artı e, 1 bölü 60 artı 1 bölü 50. Tamam mı? Şimdi 72 60 50. 72 demek ne demek? E, 9 çarpı 8 demek. 60 demek ne demek? E, 5 çarpı 4 çarpı 3 demek. 50 demek ne demek? E, 5'in karesi çarpı 2 demek. Hatta bu 9 çarpı 8'i de 3'ün karesi çarpı 2'nin kübü yazayım. 3'ün karesi çarpı 2'nin kübü yazayım. Şimdi burada payda eşitleyeceğiz. Yani bu sayıları eşitleyeceğiz arkadaşlar. 3'ün karesi var 2'nin kübü var bakın 5'in karesi olduğu için burayı bir 5'in karesiyle çarpalım. 5'in karesi 3'ün karesi 2'nin kübü. 5 var bir 5'in karesi gelmesi için 5 ile çarpalım. 2'nin karesi var 2'nin kübü gelmesi için 2 ile çarpalım. 3'ün karesi 3 var 3'ün karesi gelmesi için 3 ile çarpalım. 5'in karesi var o zaman buraya bir 2 de olduğu için 2'nin karesi bir de 3'ün karesi gelecek. Tamam şimdi o zaman şöyle oluyor bakın V ortalama eşittir. 6 bölü aslında payda eşitledik aşağıda değil mi? Yani 72'yi aslında kaçla çarptık? Şu sayıyla 25 ile çarptık. Aslında 60'ı şu sayıyla çarptık. 30'la çarptık. Aslında 50'yi şu sayıyla çarptık. Yani 4 kere 9'dan 36 ile çarptık. O zaman bakın payda bunların toplamı olur. Yani burası ne yapıyor? 25 yapıyor. Burası ne yapıyor? 30 yapıyor. Burası ne yapıyor? 4 çarpı 9'dan 36 yapıyor. Toplarsam 36, 66, 86, 91. 91 bölü paydada da nerede eşitleniyor? Herhangi birini çarpalım. Mesela bu. 72 çarpı 25. Ne yapar arkadaşlar? Hatta şunu da çarpalım. 30 çarpı 60 1800 de eşitlemişiz. Bakın 30 çarpı 60 1800 yaptığı gibi 72 çarpı 25'in de 1800 yapması lazım. Hatta 50 çarpı 36'nın da 1800 yapması lazım. Payda eşitledik. Yapıyor zaten. Sorun yok. O zaman artık V ortalama eşittir. 6'yı aynen bırakalım. 1800 bölü 91 diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın yaklaşık olarak hesap yapmak için bunu 90 alalım. Yani e, hangi bölüme en yakındır diyor. Tamdır demiyor. O yüzden 90 alırsak daha rahat ederiz. 90 aldığımız zaman bunlar birbirini götürür. 180 bölü 9, 20 yapar. 20 çarpı 6 da 120 yapar. E, 120'li kız olan bakın BC. Ama tam 120 eşit değil ha. 120 küsür. 119, 121 civarlarında. E Dolayısıyla en yakın olduğu 120. Dolayısıyla cevabımız da BC yani A şıkkı olacaktır. Bunun işlemi iyiymiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunun harbi işlemi iyi yani. Ve geldim 12. soruya canlarım. Adana, çok Bak şimdi hiçbir şey vermemiş. Tam ÖSYM sorusu. Bir şey vermemiş bir de utanmadan bir şeyler istiyor bizden. Diyor ki Adana'da bulunan bir kargo aracıyla Bursa'da bulunan bir kargo aracı sabit hızlarla aynı anda birbirlerine doğru harekete başlıyor. Ve kargo şirketinin transfer merkezinde karşılaşıyorlar. Adana'dan hareket eden araç transfer merkezine geldikten 360 dakika sonra Bursa'ya, Bursa'dan hareket eden araç da transfer merkezine geldikten 90 dakika sonra Adana'ya ulaşıyor. Buna göre araçların harekete araçlar harekete başladıktan kaç dakika sonra transfer merkezinde karşılaşmışlardır diye soruyor. Şimdi şöyle yapacağım bunu. Şöyle Adana 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 burası Adana arkadaşlar. Burası Bursa. Tamam mı? Bu arada bir yerde de bir transfer merkezi var. Bilmiyorum nerede olduğu çok önemli değil. Şurada olsun transfer merkezi. Buna da T diyelim. Şimdi Adana'dan harekete başlayan araç, araç, araç mesela neyle başlasın harekete? VA hızıyla başlasın. VA hızıyla başladı. Bursa'dan hareket eden araç da VB hızıyla başladı. Diyor ki Adana'dan hatta şöyle yapalım. E, buradaki yolları da bilmiyoruz. Bu yola X diyelim, bu yola Y diyelim. Şimdi Adana'dan gelen aracın VA ile hareket eden aracın bu transfer merkezine kadar ki süreçte aldığı yolu yani o x'lik mesafeyi aldığı süreye T1 diyelim. Bursa'dan Adana'ya doğru hareket eden VB hızlı aracın da transfer merkezine aldığı süreye T2 diyelim. O zaman bir şunu yazabiliriz. X eşittir VA çarpı T1. Buna bir problemimiz var mı? Yok. Tamam. Aynı şekilde Y eşittir vb çarpı t2. Var mı problem? Yok. Y'lik yolu vb hızla t2 sürede, x'lik yolu va hızla t1 sürede alıyor. Peki. A aracı buraya geldi. Bak artık va aracı burada. Şimdi bu va aracı bu transfer merkeziyle B arasındaki yolu ne kadar sürede alıyormuş? Adana'dan hareket eden araç transfer merkezine geldikten 360 dakika sonra Bursa'ya varıyor. Yani buradaki y yolunu va hızla giden araç VA hızla giden araç 360 dakikada alırken Bursa'dan hareket eden araç transfer merkezinden Adana'ya kadar olan yolu 90 dakikada oluyor. Yani X'lik yolu VB ile giden araç 90 dakika sürede alıyor. Kardeşim sonuçta X VA çarpı T1 VA çarpı T1 eşittir buradaki X'e yani VB çarpı 90'a. Aynı şekilde Y neye eşittir arkadaşlar? Y e, VA çarpı 360'a. VA çarpı 360 eşittir. Aynı Y neye eşit? VB çarpı T2'ye. a çok güzel. Şimdi ben bunları şöyle taraf tarafa oranlasam arkadaşlar. Taraf tarafa oranlayınca VA'lar gitmez mi? VB'ler de gider. O zaman şöyle bir şey kalır bakın. T1 bölü 360 eşittir. 90 bölü T2. Şimdi buranın en can alıcı noktası burası işte. Bunu başta söylemedim. Belki fark edersiniz diye. Şu an fark ettiniz mi bilmiyorum. Arkadaşlar T1 eşittir T2'dir. A bir dakika niye hocam? Ben bunu başta söyleseydim bu kadar dikkat çekmeyecekti. Şu an çok dikkat çekti. Niye hocam T1 eşittir T2'dir? Çünkü transfer merkezinde bak transfer merkezinde ne yapıyorlar? transfer merkezinde karşılaşıyorlar yavrum. Karşılaşma sorularında o karşılaşma noktasına başlangıçtan alınan süreler gidilen süreler eşittir gözünü seveyim. T1 eşittir T2'dir burada. Tamam mı? Çünkü A'dan giden T'ye ne kadar sürede vardıysa B'den giden de T'ye o kadar sürede varmıştır. Çünkü karşılaşma süresi bunlar eşittir. Dolayısıyla T2 yerine direkt T1 yazabilirim. Yazdığım zaman içler dışlar yaptığımda direkt T1'in karesi 90 çarpı 360. Bak bunu da 9 çarpı 36 çarpı 10 çarpı 10 100 yapalım. Hani karesi kolay alınsın karekökü diye. Buradan T1 karekök alırsam 9 3 çift diye çıkar. 36 6 diye çıkar. %10 diye çıkar. Yani 60 çarpı 3'ten 180. Yani arkadaşlar kaç dakika sonra karşılaşmışlar? 180 dakika sonra. Lütfen karşılaşma sorularında o başlangıç noktasından karşılaşma noktasına kadar gidilen sürelerin eşit olduğunu ne olur ama ne olur unutmayın. Soruların genel anlamda %90'ı 95'i o sürelerin eşit olmasından çözülüyor. Ama ben yazarken kaç taneniz fark etti bilmiyorum. Kaç taneniz hocam eşit süreler eşit niye birine bir t bir birine t2 dediniz diye bilmiyorum yani. Ama güzel soruydu. Güzel soru yordu. Güzel soru yordu ama şimdi bir dinlenme vakti diyorum ben. Ben 13. soruda dinleneceğim. 13. biliyorsunuz ki hareket problemlerinin en ilişkili olduğu branşlardan bir tanesi nedir canlarım? Fiziktir. O zaman biz şimdi şöyle pası fiziğin kralına atalım. Kemal hocam VIP fizik şu 13. soruyu bak çok tatlı bir soru. Hem de babazunga denk geldi sana. Kusura bakma. Hani bilerek yapmadım yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sana babazunga soru geldi. Ama senin bir fizik üstadı olarak babazunga babazunga dinlemeyeceğini düşünüyorum. Kemal hocam bu sorunun içinden geçerken ben de şöyle ayak ayak üstüne atayım. Şöyle suyumu muyumu içeyim. Şu sorunun çözümünü bir Kemal hocadan dinleyelim. VIP fizik. Sendeyiz kardeşim. Evet canlar kral yorulmuş pası bize attı. Bize ne düşer? Bu pası gol yapmak düşer. Hadi soruyu çözelim. Soru da bize diyor ki, aşağıdaki haritada yol ayrımından sonra ilkokula 200 metre, liseye ise 400 metre mesafe olduğu belirtilmiştir. Meriç ve Melis sırasıyla lise ve ilkokulda okuyan iki kardeştir. Ne güzel. Meriç dakikada 40 metre, Melis dakikada 30 metre hızıyla aynı anda evden çıktıklarında 8:00'da kendi okullarına varıyorlar. Meriç kardeşinin hızıyla hareket edip kardeşini okula bıraktıktan sonra kendi hızıyla 800'de kendi okuluna varabilmek için evden saat kaçta çıkmalıdır diyor. Şimdi Meriç liseye gittiği için kardeşi de ilkokula gittiği için haliyle Meriç'in hızı daha fazla. Biz de kardeşlerimizle okula giderdik eskiden üç kişiydik biz, abim ben ve ablam. Ablam yavaş gelirdi böyle hep geride kalırdı. Dolayısıyla geride kalanı ayak uydurmak zorundasın. Yani burada da Melis biraz geride kalacağı için. Abisi onu önce okuluna bırakıyor. Yani Melis'in hızıyla hareket ediyorlar ve ilkokula gidiyorlar. Daha sonra abisi tekrar ilkokuldan geri dönüp kendi hızıyla geri dönüp liseye ulaşıyor ve saat 8.00'da ulaşması gerekiyor. Çünkü her lisede bir tane müdür vardır abi ve saatler çok önemlidir. Yani geç kalmayacaksın abi liseye gidiyorsan geç kalmayacaksın. Şimdi biz bir kere yol ayrımına kadar olan mesafenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani biz buraya x diyelim. Şimdi başlangıçta ikisi de aynı anda evden çıkıyorlardı ve saat 8'de ilkokulları ve liseye varıyordu. Yani aynı sürede herkes okuluna ulaşıyordu. Yani kardeşi Melis x artı 200 kadarlık bir yol gidiyordu. Onun hızı 30'du. Abisi Meriç de x artı 400 giderek liseye ulaşıyordu. Şimdi sabit hızlı harekette fizikte olduğu gibi matematikte de yol eşittir. Hız çarpı zaman denklemini kullanmamız gerekiyor. Şimdi Meriç'in Yolu ne kadar abi? Liseye giden abisinin yolu. X artı 400. O zaman X artı 400 yolumuz. Peki Meriç'in hızı dakikada 40 metre. O zaman 40 diyoruz. Meriç'in süresine de T diyoruz. Hız çarpı zaman yaptık. Şimdi kardeşim Melis. Onun yoluna kadar X artı 200. O ilkokula gidiyor. O zaman X artı 200 diyeceğim. Eşittir. Onun hızı 30'du. 30 çarpı T diyeceğim. Ve şimdi iki denklemi taraf tarafa bölmek istiyorum. Şuraya bir bölme attığım zaman. Buradaki sıfırlar gider. T'ler gider ve 4 bölü 3 eşittir karşısında ne oldu? x artı 400 bölü x artı 200 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 4 çarpı x 4x yapacak. 4 kere 200 de 800 yaptı eşittir. 3 kere x 3x yaptı artı 1200 yaptı. Buradaki 3x'i karşıya attığımızda eksi olarak 4 xten 3x çıktı ne kaldı? x kaldı. 800'ü de eksi diye karşıya atarsak 1200'den 800 çıkar 400 kalır. Yani biz bu bilinmeyen mesafenin 400 metre olduğunu bulmuş olduk. Şimdi Meriç ne yapacak? Kardeşini alacak. Önce ilkokula gidecekler. Ne kadar süre geçer? Kardeşinin hızıyla gittikleri için yolumuz bir kere kardeşinin okuluna gitmeleri için 400 ve 200 yani 600 metre gidecekler. Yine aynı denklem. Yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman yolumuza bu sefer 600 yazdık. Kardeşinin hızıyla gittikleri için beraber gitmeleri gerekiyor. 30 diyoruz hıza çarpı süre. Yani kardeşini bırakana kadar geçen süreye T1 diyelim. Buradan sıfırlar gitti 63'e bölü 20. Yani bir kere 20 dakika mesafe şey süre gitti. Şimdi Meriç'in okuluna dönmesi lazım. Okuluna dönmesi için önce buradan 200 metrelik bu mesafeyi kat etmesi lazım. Sonra da 400 metrelik bu mesafeyi kat etmesi lazım. Yani yine 600 metrelik bir mesafe var. Yani yolumuz yine 600 yazalım. 600 eşittir. Bu sefer kendi hızıyla döndüğü için hızı 40. O zaman ne diyeceğim? 40 çarpı T2 diyeceğim. Buradan sıfırlar gittiğinde 60'ı doğru böyle 15 çıkıyor. Yani ikinci sürede 15 dakika sürdü. O zaman Meriç'in okuluna geç kalmaması için 20 dakika kardeşini bırakırken vakit gitti. 15 dakikada kendi okuluna dönerken kaybetti. 35 dakikaya ihtiyacı var. Yani 800'de okulda olmak istiyorsa ne yapması lazım? 15-20 daha toplamda 35 dakika önce çıkması gerekiyor. Yani bu da ne yapar? 8'den 35 dakika çık 7.25'te evden çıkarlarsa müdürle papaz olmadan okuluna ulaşacaktır Meriç. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı krala selam yola devam. Canım benim Kemal hocam harika bir çözüm oldu. Ellerine sağlık teşekkür ediyoruz. Biz de böyle bir soluklanmış olduk nefes almış olduk. 14. soruyla devam ediyorum. Bak 14 güzel bir soru. Hangi soru güzelliği ki hocam size göre ama güzel ya 14 de güzel ya ne var yani 14'te. A ve B kentlerinde bulunan Tarık ve Kenan sırasıyla saatte 90 kilometre ve 60 kilometrelik hızlarla aynı anda hareket ederek iki kent arasındaki lokantaya da buluşacaklardır. A noktasındaki Tarık arkadaşı Kenan'ı arayarak diyor ki Kenan kardeşim 60 kilometre hızla hareket edersen buluşma noktasından 4 kilometre önce karşılaşacağız. Ben 90'la geliyorum. 60'la gelirsen böyle olacak. Ama ee, belirterek kendisinin 45 km bölü saat hızla hareket etmesini yani diyor ki Kenan'a sen 45 ile git böylece buluşma noktasına aynı zamanda gelelim diyor. Tamam mı? Peki güzel. Buna göre B kenti ile lokanta arasındaki mesafe kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar A kentinden yola çıkan kişi Tarık. B kentinden Tarık buraya doğru yola çıkıyor. B kentinden yola çıkan kişi Kenan. Tarık'ın hızı 90, Kenan'ın hızı 60. Şimdi burası lokanta yani buluşma noktası. Eğer bu hızlarla giderlerse buluşma noktasından yani lokantadan 4 kilometre önce karşılaşacaklar. Peki bu kadar önce mi? Ya yani bura, bura mı? Burada mı karşılaşıyorlar? Burada mı? Bunu bilemem. Normalde eğer lokanta buraların orta noktası olsaydı bilirdim çünkü 90'la giden daha hızlı gittiği için. O zaman şunu söylerdim. Derdim ki tabii ki orta nokta olduğu için buraya daha yakın olmalı. Yani ile daha yavaş gidene daha yakın olmalı buluştukları yer. Ama aile lokanta arasındaki uzaklık belki daha da uzun. Onu bilemediğim için arkadaşlar soruya bir bakıyorum. Soru diyor ki eğer diyor böyle olursa diyor aynı hızlarla gidersek diyor karşılaşma noktamızdan 4 km önce karşılaşacağız. Ama diyor sen şu hızını 60'tan 45'e düşürürsen tam buluşma noktasına karşılaşacağız. Demek ki arkadaşlar 90 ile giden Tarık'ın lokantaya olan mesafesi çok fazla. Çünkü onun hızı 90 olmasına rağmen karşılaşamıyorlar. Eğer bu 45'e düşürürse anca burada karşılaşıyorlar. Demek ki 4 kilometre şurada bir yerde. Burası 4 kilometre. Şimdi bu 4 dakika önce buluştukları yer var ya burası. Burası. B diyeyim buraya. 4 B demeyeyim. B2 diyeyim. 4 dakika önce buluştukları yer tamam mı? Buraya buraya Aynı sürede geldikleri için sonuçta buluştular. O zaman buraya A'nın gelme süresiyle B'nin gelme süresi yani Tarık'ın ve Kenan'ın gelme süreleri eşittir. Dolayısıyla buraya göre yollar oranı hızlar oranına eşittir. Çünkü süreler eşit. E, hızlar oranı 90 bölü 60 yani 9 bölü 6 yani 2 bölü 3. Şey 3 bölü 2 özür dilerim. Yani arkadaşlar buranın tamamı 3K ise eğer buranın şöylece tamamı da neye eşittir? 2K'ya. E o zaman tamamı 2K ise 4 kilometre ise buranın da 2K eksi 4 olması lazım. Tamam mı? Şimdi tekrar bakalım. Burası bizim şeyimiz. Ee, buluşma noktamız. Buluşma noktamıza da sonuçta ee, aynı sürede gideceğiz. Yine orada da yollar oranı hızlar oranına eşit. Ama oradaki hızlar artık 90'a 60 değil 90'a 45. Hızlar oranımız 90'a 45. Yani orandan gitmek istemiyorsanız şöyle düşünün. Tarık'ın lokantaya gidiş süresi e, hızı 90. Gidiş e, yolu nedir? A'dan lokantaya 3K artı 4. 3K artı 4. Süresi de T. Aynı şekilde Kenan'ın 45 hızı artık 45'e düştü. Alacağı yol lokantaya kadar 2K eksi 4. Süresi de nedir? Yine T. Çünkü karşılaşma süreleri. E Bunları oranladığımız zaman T'ler gider. Bak buradan geliyor işte yollar oranı hızlar oranı bak. Yollar oranı hızlar oranına eşit. Peki bunlar da sadeleşir. Şurada 2 kalır. İçler dışlar yaparsam 4K eksi 8 eşit olur. 3K artı 4'e. Bu tarafa atarsam K eşittir. Eksi 8 ile artı 8 diye attığım zaman 12 yapacaktır. K 12. Bize diyor ki B kenti ile lokanta arasındaki mesafe kaç kilometredir? B ile lokanta. 2K eksi 4'ü soruyor. 2 çarpı 12 eksi 4. 24 eksi 4'ten 20 kilometredir. A şıkkını gönül rahatlığıyla işaretledik. Canlarım ve bitirdik tamam mı? 14'ü de böylece Halletmiş olduk ee, Hareket problemlerinde Son sorudayız Ortalama hız tespiti yapılan bölgelerde belirtilen bir aracın ortalama hız limitini aşması durumunda 240 TL ceza yazılırken Her %10'luk dilim aşılması durumunda ceza her seferinde %20 artmaktadır Örnek aşağıdaki tabloda ortalama hızın saatte 60 km olduğu bir bölgede ceza miktarları Şimdi %10 arttırdığım zaman 60 %10'u 6 yapıyor 61 ile 66 arasında 4240. Bir 6 daha ekle 67 ile 72 arasında 360. Bir 6 daha ekle 480 diye gidiyor. Sonra diyor ki aşağıda iki farklı bölgedeki ortalama hız tabelaları sırasıyla belirtilmiştir diyor. Coşkun bu otomobil ile, e, Coşkun otomobil ile bu iki bölgeden geçerken 480 TL ceza yediği biliniyor. Buna göre Coşkun'un bu iki bölgedeki ortalama hızlarının toplamı hangileri olabilir diyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Şimdi 480 TL ceza yemişsek ya birinci bölgede 480 yiyip ikinci bölgede hiç yememişizdir. Çünkü hep 120'nin katlarını yiyoruz. Ee, ya 240'a 240 yemişizdir ya da hiç yemeyip 480 yemişizdir. 3 tane ihtimalimiz var. Tamam mı? Bunları şöyle ayıralım şöyle. Şimdi 400, birinci bölgede 480 ceza yemem için bakıyorum otomobil otomobil şu arkadaşlar 70. O zaman şöyle olması lazım. Onları da şuraya yazayım şöyle. Şöyle 70. Diğer tarafta da otomobilde hız sınırı 90. Şimdi 70'in %10'u kaç? 7 ya. O zaman 71 ile 77 arası. Bir 1.7 daha eklediğim zaman 78 ile 84 arası. Bir 1.7 daha eklediğim zaman 85 ile 91 arası. Artık devam etmiyorum çünkü 480'e geldim. 600 lira falan niye çıkayım ki? Buraya geldiğim zaman 90'ın %10'u 9. O zaman 91 ile 99 arası ceza yeriz. 100 ile 108 arası ceza yeriz. 109 ile 117 arasında ceza yeriz. Şimdi eğer ben birinci bölgede 480 ceza yemişsem hız aralığım şurasıdır. Yani 85 ile 91 arasıdır. 85-91 arasıdır. İkinci bölgede ceza yemediysem demek ki hız sınırını aşmamışımdır. Yani 0 ile 90 arasında gidiyorumdur. O zaman bakın alt sınırları topla 85 artı 0'dan 85. Üst sınırları topla 95 artı 90'dan 181. Yani birinci bölgede 480 ceza yemem için hız, sınır, hız aralığım 85'te 181 arasında olmalı. Devam ediyorum şimdi. Birinci bölgede 247 isem. 240 ceza nereye denk geliyor arkadaşlar? Şuraya denk geliyor değil mi? Çünkü cezamız 240 her seferinde 120 artıyor. Demek ki 240 TL ceza yemek için birinci şeyde hız sınırı bölgesinde 71 ile 77 hız aralığında olmalıyım. İkincide de yine 91 ile 99 aralığında olmalıyım. Altları topladım 162, üstleri topladım 100 176 değil mi? Peki bunu da hallettik. Ee, o zaman 240, 240 toplamda 480 yememişim böyle. Eğer üçüncüde ise şöyle. Birincide hiç yememem gerekiyor. Yani sırf ikinciden 480 yemem gerekiyor. O zaman birincide hızım normal olmalı. Yani sıfırla 70 arasında olmalı. İkincide hızım şurada olmalı. Yani 109 ile 117 arasında olmalı. E o zaman 109 ile 117 artı 70'ten 187 arasında bir hıza sahip olursam o zaman da ikinci bölgede 480 yerim. Şimdi 180 hangileri olabilir diyor. Bu 188 bu aralığa giriyor mu? Girmiyor. Bu aralığa giriyor mu? Girmiyor. Bu aralığa giriyor mu? Girmiyor. O zaman bu olamaz. 177 bu aralığa giriyor. Birinci aralığa da giriyor olabilir. 181 bak 1'e girmiyor. 181'in arasında olmalı. 2'ye de girmiyor ama 3'e giriyor. O zaman bu da olabilir. 2 ve 3 değişikliğini işaretledik. Evet soru çözümümüz bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok güzel bir soru çözümü oldu. Şimdi bazı soruları izniniz olursa, müsaadeniz olursa yıldızlayacağım. 15 fena soru değildi ama yıldızlamayacağım. Bak 14 güzel bir soruydu. Hani oradaki oran mevzusu vesaire 14 tatlı bir soruydu. 13. soru zaten babazunga. 12. soru yani hiçbir şey vermeyip bir şey sorduğu ÖSYM'nin güzel böyle bekleriz yani ÖSYM'den böyle hareketler. 11. soru bence yıldızlanacak. Hani biraz işlemler gıcık ama güzel bir soru. 10. soru yine böyle ee, doğru düzgün bir şey vermeden bir sonucun sorulduğu sorulardan. Güzel bir soru yani. 8. işte hareket problemlerinde hareket problemi olmadan hareket problemi sorusu nasıl sorulurum? Bir cevabı. 7'yi de yıldızlayacağım. 7 de güzel bir soruydu. Size çok şey katacağını düşünüyorum açıkçası. 5 zaten e, şeyli. E, babazunga etiketli. 4'ü yıldızladım. 3. soru fena bir soru değildi ama kalsın. İkinci soru da yine fena bir soru değildi ama bir tık daha zorunu çözdük arkadaşlar. Birinci soru yine soruluş itibariyle ÖSYM ayarı olması ve ÖSYM'nin tarzına uygun olması itibariyle yıldızlanacak sorular arasına da giriyor canlarım dedim ve 47. günü de böylece bitirmiş oldum. Şimdi asli görevimizi yapalım ve şafak sayılarımıza tikimizi atalım. Baba siz bize ne izletiyorsunuz ya? Vallahi yemin ederim inanılmaz gidiyorsunuz arkadaşlar. Helal olsun. Böyle gitmeye devam edin. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz. Böyle var ya Evet videolarımız biraz uzun olabilir. Evet çok fazla soru çözüyor olabiliriz ama emin olun o kadar faydasını göreceksiniz ki bu iş bittikten sonra 70 gün 96 videoya noktayı koyup kalemimizi böyle bıraktıktan sonra o zaman kafanı kaldırdığında ne kadar faydalı, ne kadar verimli ve ne kadar doğru bir iş yaptığını görmüş olacaksın. İki tane koca kitap bitiriyoruz. Bunun karşılığını almayacağını düşünmüyorsun değil mi? Bak ee, hangi tarihte bu videoyu izliyorsun bilmiyorum. Ee, ama bu kartlar kısmına bırakırım ee, 2023 YKS bittikten sonra bir video paylaştım Bu videonun altına gir ve sadece yorumları oku Şu, Ben baktığımda e, bir atalı bir gün olmuştu ve bin küsür yorum vardı Şu an kaç tane yorum olduğunu bilmiyorum Sen ne zaman izliyorsun onu da bilmiyorum Lütfen izle tamam mı Ve geçmiş yıllarda bu işi bundan belki biraz daha az ayrıntılı çünkü ben her geçen sene kampların ayrıntısını arttırıyorum. Daha az ayrıntılı olmasına rağmen öğrencilerimize TYT AYT geometri ana kamplarımız ne kadar faydalı olmuş bunu sadece bir gözlemlemeni istiyorum. Yani benden değil beni benimle çalışan öğrencilerimden gör. Bunu da şunun için söylemiyorum. Lütfen benimle çalış, benimle devam et. Şöyle yapalım bunun için demiyorum. Sen zaten bu videoyu izliyorsan, buralara kadar geldiysen benimle çalışmaya karar vermişsindir. Yani zaten sen benimle çalışmaya ikna olmuşsun. Ben seni ekstradan bir şeye ikna etmiyorum şu anda. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bazen dışarıdan vesaire etkenlerle böyle yanlış bir şey yaptığın ya da hani ya çok soru çözen bile bazen pişman oluyor. Niye? İşte o kadar soru çözülmezmiş. La kim diyor la bunu? Kim diyor bunu? Bunu kim diyebilir? Çözülebilecek en maksimum soruyu çözmelisiniz. Görebileceğiniz en çok soruyu görmelisiniz. Özellikle TYT'de pratik yapmak adına ve hızlanmak adına. Dolayısıyla dışarıdan gelen şeylere kulaklarınızı kapatamıyorsanız az çalışan, memnun kalmayan, memnun olmayan, işleri iyi gitmeyenler dışarılara sarpa sarmak istediği zaman size bulaştığında kendilerinizi kendinizden o bulaşıklığı atamıyorsanız işte bu yorumlarla atacaksınız. Ne kadar doğru bir iş yaptığınızı, ne kadar sağlam bir kampın içerisinde olduğunuzu oradan da görebilirsiniz. Yemin ederim ki size bunu bizim kampımızı, kitabımızı, içeriğimizi, kendimizi övmek için söylemiyorum. Bunu sizin kafa selahiyetiniz açısından, sizin motivasyonunuzun yükselmesi açısından söylüyorum. Ha hocam ben kimsenin ne dediğine bakmam. Ben kendi yolumda ilerliyorum diyenler zaten devam etsin. Beraberiz. Ama arada bir şüpheye, vesveseye düşenler mutlaka olacaktır. Çünkü belli yani adam yapamayınca birilerine saracak mecburen. İşte o sarılan kişi sen olduğunda ondan hemen kurtulman için bizi bizimle çalışanlara sor diyorum. Seni seviyorum kendine bak. Hoşça kal. 48. günde işçi problemlerinde görüşürüz. Bay bay.